Gel. Bizi emretmişsiniz komutanım. Gelin çocuklar, gelin. Sizi Alev hemşireyle tanıştırayım. Merhaba. Levent Hüseyin karargah destek bölümünün merhaba komutanıdır. Ahmet de bölük başçavuşu. Memnun oldum. Alev Hanım bizim kışlanın revirinde görev yapacak bundan sonra. Ne zamandır reviri hemşiresiz idare ediyorduk. Bu işe en çok Çiğdem üst hemen sevinecek. Ben de göreve bir an önce başlamak istiyorum. Eğer reviri gösterirseniz hemen bir eksik listesi çıkartırım. Çiğdem Üsteğmen çok titizdir. Bir eksik olacağını sanmıyorum. Ahmet Başçavuş revire kadar size eşlik eder. Emredersiniz komutanım. Buyurun Alev Hanım. Görüşmek üzere albayım. Görüşürüz. Öğlen yemeğinde ne yapıyorsun Levent? Beraber yiyelim mi? Sağ olun komutanım ama bu sıcakta hiç yemek yemek istemiyorum. Gölge bir yer bulup yeni eğitim raporlarını inceleyeceğim. Eylül başı arazi tatbikatı yaklaştı değil mi? Evet komutanım. İyi. Biraz hareket olsun ya. Otur otur göbeklendik vallahi. Levent. Son birkaç gündür seni durgun görüyorum. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok komutanım. Peki. Gidebilirsin. Yok ya. Zaten benim de başka işim gücüm yoktu. Ya Ferit ne işin var abi? Ya ne güzel işte sen, ben, Fato, Suzi takılırız abi. Ya ne harika değil mi? Aile saadeti falan yaşarız. Ya pislik yapma işte ya. 40 yılın başı bir şey istiyorum. Ya kardeşim beni niye karıştırıyorsun? Sen git gez Fato'yla. Ne yapıyorsan yap. Gelsen ne olur be abi? Ya anlamıyorsun galiba Mehmet. Suzi'ye yakın olmak istemiyorum. Zaten sabahtan akşama kadar peşimde dolaşıyor. Ya evlen demiyoruz ki abi. Beraber çay içeceğiz o kadar. Yok abicim yok. Yok. Küçücük kız. Hem sonra aramızda bir şey olduğunu zannediyor. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Ya sen de alemsin ya. Neresi küçük abi? Üstelik fıstık gibi kız. Sen pazarlamacı olacak adammışsın ha. Oğlum manyak mısın? Albayın kızı o. Gönlüm olsa bile albaya saygımdan kalkışmam böyle bir şeye. Aman be abi ya. Amma uzattın ya. Ya korkuyorum işte anlasana ya. Fato ile baş başa kalırsam bir pot kırarım. Senin gibi sürüyle kız arkadaşımız olmadı canım benim. Böyle yapınca küçük Emrah gibi oluyorsun. Hadi lan. Ağlama tamam. Bir seferlik ama. Bir. Aslan bacanak be. Ne? Of be Gökhan be, bitirdin oğlum bizi ya. Abi soğan suyduracak başka kimse yok muydu be? Ne oldu, zoruna mı gitti? Koskoca Ahmet Başçavuş liste yaptı oğlum. Kime sıra gelirse o. İşte burası da bizim avlumuz. Beyler! Bu ne? Ahmet Başçavuş. Allah'ım. Onu biliyoruz şapşal. Yanındakine bak. Düşman topu tüfeği neyi varsa saldırıyor üzerinize babacanlar. Gardınızı alın bakayım. La yapmayın oğlum ayıp. Ahmet Başçavuş'un okuttuğu kızımızdır belki. Bütün güzelleri de o okutmasın abi. Bunu ben okutacağım. Hay! Bitti mi iş? Evet komutanım. Şeftalilerin hepsini soyduk. Ne şeftalisi be? Son çuvaldaki soğanlar tatlı çıktı da komutanım. Böyle şeftalim trak gibimsiydi. Onu diyor. İyi. Akşama erzak kamyonuyla kavun gelecek. Onları da depoya indireceksiniz. Kavunlar gelmiş zaten. Yalışmayın! Lakayt herifler! Yakarım! Bizim bölüğün en aytaları bunlar Alev hemşire. Sakın yüz vermeyin yoksa başımıza çıkarlar sonra. Merak etmeyin. Daha önce de askeri birlikte görev yaptım. Öyle mi? Buyurun. Revir bu tarafta. Maalesef bunların arasından geçeceğiz. Dikkat! Hemşireymiş oğlum. Ben revirciyim. Revirciyim ben. Allah'ım sen şu gariban asker kullarının yüzünü güldürdün ya. Sana hamdolsun ya Rabbim. Amin.